Bitlo kripto para platformu sunar. Günün sözü: insanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir. Goethe. Merhaba Levent. Merhaba Melike. Nasıl geçti evet. gününüz? Standart haber takibinden başka bir şey yok. Bu salonun içinde, değil evet, mi? Evet, bu salonun içerisinde. Evet, dışarı çıkmadınız. Yayın olduğu günlerde pek çıkmıyorum dışarıya. Aha. Haberleri daha iyi takip edebileyim diye gündemi. Doğal olarak. Genel olarak çıkmıyorum zaten. Evet. Bugün çok güzel bir söz izledim, okudum. Dışarıda çıkıp samimiyetsiz insanların sohbetlerini dinlemekse, dinlemektense evde yalnız başıma kalmayı tercih ederim. Bu iyi insanların tercihiymiş zaten. Evet. Yine Levent Gültekin'den özlü sözler gibi oldu. <laughs> şey... Pek çıkmıyorum zaten. Ev bana iyi geliyor ev ortamı. Hem haber gündemi takip etme açısından hem de Yalnız kalmak, olayların üzerine düşünmek, kafa patlatmak açısından iyi oluyor. Dışarı çıkınca doğal olarak kopuyorum gündemden. doğal Hı -hı. olarak takip edemiyorum. Gündem sadece oturup iki tane haber okumak değil. O haberle ilgili tepkiler ne oluyor, kim ne diyor, oradan biz epeyce şey veriyor. Yani her tarafından görme şansı sağlıyor. O yüzden bugün her zaman gibi bugün neredeydi? Böyle evet. Sorularıma geçmeden önce izleyenleri hatırlatmayı yapayım. E, çünkü altına şey yazmışlar. Melike Hanım beğen dedi beğendik. Ha. Ben de onları görünce daha çok hatırlatmak <laughs> evet, isteği, hissediyorum. İz, i̇zleyicilerimizin şeyini kazandın, hayranlığını kazandın. Ay çok sağ olsunlar. Teşekkürler. <laughs> Bayağı bir, Okuyorum bir ben de. Var yani. Beğeni ve yorumları unutmazlarsa çok seviniriz. E, maç vardı. İzlediniz mi maçı? Maçla başlayalım. Evet izledim maçı. E, çok heyecanlıydı. Ben bir heyecanlandığıma göre epeyce heyecanlıydı. İyi bir maçtı. Tebrik ediyorum çocukları. Ee, herkes anladığım kadarıyla ben tabii çok ülkelerin durumunu, gücünü çok bilmiyorum ama e, Avustralya yenmek... Baş... Avusturya. Avusturya. Aha. Evet. Avusturya yemek iyi bir şey anladığım kadarıyla. Fakat maçta dikkat ettim. Dedim ki futbolun adaletsizliği. Şeye de baktım sonra. Ee, oyun analizi yapıyorlar ya işte top en fazla hangi takımın ayağında olmuş, en fazla hangi takım daha çok şut atmış, en fazla hangi takım diğer takımın sahasında oynamış diye analizler yapılıyor böyle. Onlara da baktım. Kaç taraf iyi oynadı. Bizimkilerde de iyi bir savunma vardı. Bizimkiler anladığım kadarıyla şey yaptılar. Ee, i̇lk gollere ulaşınca dediler ki artık <laughs> abartmayalım savunmaya geçelim diye. Ee, öbür takım biraz daha baskın oynadı. Yani şeyin e, böyle son 60 dakikası neredeyse tek kale gibi oynadılar yani. Bizimkiler hmm. savunmada, onlar saldırıda. Ama tebrik ediyorum. İyi bir başarıydı. Türkiye'nin şeye ihtiyacı var yani. Böyle bir başarı duygusuna. Ortak bir başarı hmm. başarıya ama pek ortakmış gibi de kalmıyor. Evet. Gölge düştü çünkü. Çünkü 2-1 yendik. İki golün ikisini de Merih Demirel attı. İkinci golün sonrasında Bozkurt işareti yaptı. Hemen ardından da hakkında soruşturma başlatıldı. Hem bu karara nasıl bakıyorsunuz? Hem de Türkiye'de de çok fazla hem sosyal medyada hem televizyonlarda acayip tartışma başladı ya e, tartışma şeklini de nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Yazık bir ülke kendi başarısını e, kutlamayı, başarının hazdına varmayı bile bilmiyor çünkü e, hem başarı yani başarıyı karşılamak e, bir olumsuzluğu da karşılamak biraz bilgelik gerektiren bir şey, olgunluk gerektiren bir şey. Türkiye'de o olgunluk yok. Türkiye'de semboller kavgası bitmeyen bir kavga. Semboller üzerimizden birbirimizi yemekten, birbirimizi ötekileştirme. de aslında esas mesele yok orada. Semboller var. Ben de mesela hemen şeyinde bir tweet attım. Yani gerek yoktu böyle bir siyasi mesaja. Siyasi, siyasetin girdiği yer her yeri zehirliyor. Yani Türkiye'de şu anda bir huzursuzluk varsa bunun ana kaynağı siyasettir. Türkiye'de bir ayrımcılık varsa bunun ana kaynağı siyasettir. Türkiye'de toplumsal bütünlük yoksa bunun ana kaynağı siyasettir. Çünkü siyaset ayrıştırarak varlığını sürdürüyor Türkiye'de. Bu tip sportif veya ortak başarılara siyasetin bir sembolünü dahil etmek yanlış bana göre yanlış olmayabilir ama birçok insanı rahatsız edecek bir... Bu hangisi olursa olsun. Bu ister MHP'nin kullandığı bir sembol olsun, ister AK Parti'nin kullandığı bir sembol olsun, istersen HDP'nin kullandığı bir sembol olsun. Siyaset bu tür kolektif başarıları gölgelememesi ve zehirlememesi lazım. Şimdi Meli attığı bölüm şeyini daha çok MHP'nin kullandığı bir sembolle taçlandırdı. Kendin diye taçlandırdı. Ben de bunu ya gerek yok siyaseti buraya bulaştırmayalım diye bir tweet attım. Çünkü hayatımızın her alanını yeterince belirliyor, yeterince bizi bölüyor, yeterince ayrıştırıyor, yeterince hayatımızı zehir ediyor. Ya bırak orada bir tatlı bir başarı elde etmişiz, gurur duyuyoruz, o an sevinç içindeyiz. Niye oraya bir anlamsız bir şey katıyorsun anlamına gelen? Fakat baktım insanlar kontrolden çıkmış gibi. Bir baktım benim tweetimin altında 5000 yorum var. 5000 yorum. Yani insanlar mı anlamıyor, biz mi anlatamıyoruz ama anlaşılır bir şey. Çünkü akılla konuşmuyoruz artık. Türkiye'de tamamen duygu devrede. Birbirini yenme, birbirini ezme, birbirini yok etme, birbirini aşağılama, birbirini ötekileştirme. Çünkü burada bir ortak duygusu olan bir millet yaşamıyor. Burada sürüler halinde kabileler yaşıyor. Kabilelerin birbirine üstün gelme kavgası var. O yüzden sorunlarımızı çözemiyor. O yüzden çocuklarımıza daha iyi bir hayat kuramıyoruz. O yüzden ortak bir duygu geliştiremiyoruz. O yüzden ekonomimizdeki yüksek refaha yakalayamıyoruz. O yüzden çocuklarımız ülkeyi terk edip kaçmak zorunda kalıyor. O yüzden dünyaya giderken biz burada hala sakız orucu bozar mı gibi böyle şeylerle şeyiz. O yüzden hala birbirimize sen Türk müsün, sen Alevi misin, sen dindar mısın? Sen bunlar çağ dışı davranışlar. Baktım mesela benim oradaki uyarım şuydu. Ya gerek yok siyaseti bunlara bulaştırmayalım. Ne sen bu çocuğu eleştirdim. Hani vay sen niye böyle yaptın lan falan ben bir şey yapmam o çocuk da muhtemelen o anlık bir duyguyla yaptığı bir davranış. Türklük sembolü olarak evet, o, şekilde baktım, savunuyorlar. Baktım baştan sona kadar bu bir Türklüğün sembolüdür. Ne, milleti mi kandırıyorsunuz ya? Biz onun neyin sembol olduğunu bilmiyor muyuz? Bir sembolün nereden geldiğinden ziyade neye dönüştüğüdür önemli olan. 1992'ye 2 yılına kadar Türkiye'de öyle bir sembol kullanılmazdı. Ben onun hikayesini biliyorum. Türkiye bir gün Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Oradaki daha çok Hristiyan kökenli Gagavuz Türklerden bu işareti görüyor. Aha bizi de kullanalım diyor. Geliyor burada bir süre yapmakta zorlanıyor zaten. Ülkücülere diyor ki bundan sonra böyle yapacağız. Bu doğal olarak, doğal olarak ülkücülüğün, milliyetçiliğin bir kullandığı bir sembole dönüştü. Vay Türklüğün ana sembolüymüş, sen niye itiraz ediyormuşsun, Türklükten mi rahatsızmışsın? E kardeşim mesela Melih diyelim ki göğsünden bir La ilahe illallah yazan tevhid bayrağını çıkarsaydı. Değil mi? Kur'an'dan gelen dinimizin temel kaynağı, la ilahe illallah, tevhid de bayrağı. Ama neye dönüşmüş o insanların elinde? IŞİD, şeriatın sembolüne dönüşmüş. Hiçbirimizin la ilahe illallah bir sorunumuz yok ki. Ama o birinin elinde bir sembole dönüştüğünde, eğer onu orada çıkardığında doğal olarak başka insanlar, ya ne işi var burada, inancı niye malzeme ediyorsun derler. Yani Türklüğün sembolüymüş. Türklüğün sembolü adamın göğsünde zaten Türk bayrağı var. Adamın adı zaten milli takım. Bundan daha büyük sembole mi ihtiyacımız var ya? Adı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Takımı. Değil mi? Göğsünü göre göre o statta İstiklal Marşı okudun. Bundan daha senin büyük sembolün mü var? Göğsünü göre göre memleket şarkısını okudun ya. Değil mi? Bütün bir stat ayağa kalktı. Çok da güzel bir şekilde memleket şarkısını okudu. Bundan daha güzel bir sembol mü var? Bayrağımız var ya, ay yıldızlı bayrağımız var. Her yere dalgalandı. İnsanların gözüne ekstra bir sembol koymaya ne gerek var? Benim oradaki tepkim ya kardeşim bu semboller ayrıştırıyor. Bu sembol doğal olarak MHP'nin bir sembolüne, milliyetçilerin bir sembolüne dönüşmüş. O sembol neyi temsil ediyor? Doğal olarak geldiği yer değil. Nereden geldiği yer değil. Vardığı yerde nasıl kullanıldığıyla ilgilidir esas olan. Kabalığın Ayrımcılığın, bölücülüğün, başkalarını dışlamanın, ötekileştirmenin, kaba kuvvetin sembolüne dönüşmüş durumda. O sembolü gösterenler bu ülkede milyonlarca insana ya sev ya terk et diye yıllarca ensesinde boza pişirdi. Ya sev derken ülkeyi sev demedi. Benim gibi sev. Benim gibi kabalık kabaca sev, hoyratça sev. Esasına bakma. Yüzeysel, sloganik sev. Ama ben senin gibi sevmiyorum, ben başka türlü seveceğim. Benim sevgim başka. Sen boğarak seviyorsun, ben yaşatarak sevmek istiyorum. Yok benim gibi olacaksın. E bu, bu bunu yap, yap, Yapmamak lazım ama dediğim gibi burası ergen bir ülke. Türkiye 15 yaşında. Bana Türkiye daha önce de söylemiştim. Bana Türkiye nasıl bir ülkedir? Bana yani mesela Türkiye'yi bir insan olarak tarif et deseler, ilkokul mezunu, çalışmayan 15 yaşında bir ergen tarif ederim. Sevinmeyi bilmiyor, olgunluk yok, ağlamayı bilmiyor, üzülmeyi bilmiyor. Sadece tepkiyle, sembollerle hareket ediyor. Ama Levent Bey işte Kılıçdaroğlu da kullandı. Kılıçdaroğlu niye kullandı? Çünkü senin duygunu istismar etmek için kullandı. Acaba milliyetçilerin oyunu alır mıyım diye. Diğerleri niye kullanıyor? Senin bu sembol üzerinden gaza geldiğini bildiği için. Ben bir de şaşırdım. Eminim ki bu sembolün varlığını eleştirenlere bağıran, kızanların önemli bir kısmı muhalif. Arkadaşlar sen o zaman neyin muhalifisin ki? Sen zaten bu iktidarın kullandığı dinle milliyetçilik sosunun bir parçası sensin. Eğer yetiyorsa semboller üzerinden bir hayat kurmak o zaman ağlama benim toplumum niye bu ülke ayağa git, kalkmıyor. O zaman ağlama benim ekonomim niye düzelmiyor. O zaman ağlama biz bu ülkede biz bu ülkede niye barış içinde yaşayamıyoruz. O zaman ağlama ağlama ben niye yurt dışına gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü sen beynini kira vermişsin sembollerle kavga ediyorsun. Daha da vahimi var. Ya daha vahimi var? Mesela Afyon. Ha, ona geleceğim. Yok Heh, dur o daha de. vahim başka. Dur onu söyleyeceğim. Şimdi ne diyorlar bize demiyorlar mı Türklük Atatürk Türk Atatürk milliyetçiliği demiyorlar mı bize? Evet. Yıllardır milliyetçiler. Ya bir kar karar verin kardeşim Türklük bir ırkın adamıdır bir kimliğin adamıdır. Buna bir karar verin artık. Atatürk milliyetçiliği diyorsan ne demek o? Vatandaşlık bağ ile bağlı olan herkes Türktür. Tamam bunu mu kabul ediyorsun? O zaman niye gittin ta 2000 sene önceki Gagavuz Türklerinden aldın sembolünü getirdin? Türklük diye dayatıyorsun. E hayır ırk diyorsan <laughs> ya mesela benim için Melih yani o işareti yapan çocuk bu ülkenin evladıdır. Türktür benim için. Ben öyle görüyorum benim tanımıma göre. Ama bu o işareti savunanların tanımına göre Melih Türk olmuyor ki. Babası Las, annesi Boşnak, karısı da yanlış hatırlamıyorsam İsviçreliymiş. Şimdi Melih'in çocuğu ne, ne, olacak? Değil mi? Ama ben ne diyorum? Ben diyorum ki bu ülkenin vatandaşı mı? Türktür kardeşim. Geriye kalan yani vatandaşlık bağı ile olan anlamında söylüyorum. Ya kardeşim Türklüğü ırka indirmek bir bir emperyalist projeydi. Türklük bir kimliğin adıydı, bir kültürün adıydı bu ülkede. Hatta daha önce söylemişimdir. Yani çok değil şöyle böyle bir 70-80 yaşındaki yaşlarımızı bulalım Anadolu'da. Onlar mesela diyelim ki Arnavutları görse evladım bunlar Türktü değil mi derler mesela. Onlar sarıklı Afganları görseydi evladım onlar Türk değil mi derlerdi. Çünkü onlar Türklüğü daha çok böyle Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan daha Müslümana verilmiş hatta. Ama Cumhuriyet'le beraber bu bir vatandaşlığa gelmiş. Bunun içerisinde Ermenisi var, Yahudisi var, Hristiyanı var, başka milletten olanı var. Niye illa alıp götürüp ırk oraya? Mesela, mesela arkadaş senin tanımına göre Melih Türk olmuyor. Bir de böyle bir şey var. Yani değil mi öyle eğer ırksa saf ırk diye bir şey mi kaldı? Ne? Bir de dönüp orada baktım. Ya hafiften uyarı yapan ya kardeşim bunu zehirler bunu katmayalım dinle. Türklüğünü so sorguluyorlar. Bahçeli bile devreye girdi. Kovuyorlar buradan. Ben vatan sevgimin zekatını versem siz abad olursunuz. Siz kimsiniz benim gibi birine? Benim benim öyle bir işaretten şikayetim yok ki. Ben bunu kullanmayın. Bu artık Türkiye'de bir ayrımcılığın sembolüne dönmüş. Bıkmadınız mı bu ülkeyi bölmekten? Türklük üzerinden bölmekten, Kürtlük üzerinden bölmekten, kimlikler üzerinden bölmekten, mezhepler üzerinden bölmekten. Bıkmadınız mı? Hala mı koyun gibi siyasetin malzemesi olacaksınız? Bir de mesela bir tanesi de <laughs> Atatürk'ün bir resmini bulmuş böyle. Uğur Dündar da yani Duayen gazeteci gibi ya onu paylaştı. Halbuki montaj. Ya velev ki Atatürk de kullanmış olsun. Ki beni, beni rahatsız etmiyor, kullanabilir de. Kardeşim o sembolün bugün geldiği nokta neyi temsil ediyor? Bir bak Allah'ını seversen. Yani dediğim gibi la ilahe illallah yazan tevhid bayrağından normalde kimse rahatsız. Müslümansan rahatsız olmazsın. Ama rahatsız oluyoruz artık. Artık ışığın bir sembolüne dönüşmüş. Bu kadar bir şeye dönüştüğünde bu bizi rahatsız eder. Mesela Melih diyelim ki. Meri. Ampul Melih de mi? Merih. Meri. Evet. Ampul çıkarsaydı mesela. Ne diyecektik? mesela ya kardeşim niye ampul çıkarıyorsun desek şey mi diyecektin? Kardeşim ampul ta yüzlerce, bin, bilmem kaç yüz yıl önce bulunmuş bir aydınlatma aracı niye buna itiraz ediyorsun? Ya ampul şu anda bir şeyi temsil ediyor. Siyasi bir anlamı var. Doğal olarak. Oraya katma ki orada ampul üzerinden AK Parti ile mesafeli olanlar o şeyden, duygudan uzak durmamış olsunlar. Ya da ya o kadar çok rezil bir durum var ki yani artık bu ülke bazen şey diyorum bu ülke hak ediyor. Zaten neyin hak ettiğini görüyor. E sen bu kadar milliyetçiliğe, bu kadar ırkçılığa, bu kadar şeye katılırsan, kapılırsan bu ülke çöp olur zaten. Ekonominde düzelmez, tarımında düzelmez, eğitiminde düzelmez. Çocukların zaten yurt dışına kaçmaya çalışır. Kurtaran canı, kaçan canını kurtarır bu çöplükten. Sen de orada semboller üzerinden birbirini yersin. E onlar da orada bayram ederler. O MHP'ye yarar, AK Parti'ye yarar. Bak iktidar havasını yaydı milliyetçilik duygusu üzerinden. Evet. 7-8 yıl önce mesela e, Ames Sporlu Deniz Naki'de zafer işareti yapmıştı Bursa Spor maçından sonra. Onun hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Özgür Özel bugün bunu hatırlattı. Evet o da hani yanlış. Onda tepkiyi ver, verenler burada verdiler mi? İki yüzlü bu ülke. Bu ülke iki yüzlü. Ona tepki veren buna vermiyor. Buna tepki veren de ona vermiyor. Evet. Bu ülke iki yüzlü. Herkes, kendi, herkes kendinden olan davranışını Afyoncu'yu söyleyecek. Erhan mi? Afyoncu çok acayip bir tweet attı. Viyana 341 yıl sonra düştü. Viyana önünde kızıl elma için can veren merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Yani savaşta mıyız, maç mı bitti? 6 ay önce de 6-0 6 ay mı oldu bizim? Eee Avustralya, Avustralya ile oynadığımız bir hazırlık maçı vardı. 6-0 yendiler bizi. E, ben e, o, o zaman kadar ne oldu? da Erhan ya. Afyoncu'nun rektör olduğunun altını çizeyim evet. de. Şimdi bunu bir çocuk yapabilir. Bunu bir ergen bir genç yapabilir, kendince böyle bir o ma futbol maçına bir anlam yükleyebilir. Bir tarihçi ve bir üniversitenin rektörü getiriyor. Basit bir futbol maçını bir yana dü sonunda düştü diye. Velev ki espri yapmış olsun, velev ki abartılı bir duygu paylaşmış olsun. Türkiye biraz önce söylediğim olgunlaşmamış insanların ülkesidir. İsterse rektör olsun, isterse profesör olsun, isterse şair olsun, isterse yazar olsun akademisyen olsun fark etmiyor. Olgunlaşmamış, bilgeleşmemiş bir millet eğer milletliğini, bütünlüğünü yüksek bir kültürle desteklemezse o millet yaşayamaz. Burada yüksek kültür yok. Burada bir avam var. Burada bir lümpenlik var. Mesela maçta gördüm. Adamın biri bir pankart açmış. Kebap şinitselden daha iyidir. Hı hı. Ne kadar şık değil mi? Çok güzel. Tatlı bir şey. Bu kadar ya. Ya bu kadar yani. Benim kebabım senin şinitzelinden daha iyidir. Bu kadar. Yani koca profesör Viyana düştü. Bunun ben bazen diyorum ki mesela bu bütün bu olup bitenin yanlış bir şey olduğunu nasıl anlatırız bu insanlara? Anlatamıyoruz. Çünkü ergen bir insana ergenliğin kötü olduğunu anlatmak mümkün değil. Şimdi ergen dediğimde herkes böyle zannediyor ki ben 15 yaşındaki çocukları kastediyorum. Ergenlik bir davranış türüdür. Erhan Afyoncu'nun ki de ergenliktir. Hı, hı. Öbürünün de ergenliktir. O şeyin işaretin toplumu ayrıştırmasının yaratacağı tepkiyi görememek de bir ergenliktir. Onu biraz görmek. Ee, Portekiz şey Gürcistan maçında onların marşını ıskalamak da ısıklamak da ergenliktir. Ee, basit bir futbol maçının başarısını, hazını, gururunu, duygusunu yaşamak yerine ona anlamlar yükleyip vay Hristiyanları denize gömdük, Yunanlar da şöyle Bunlar erge olmamışlıktır, özgüvensizliktir. Kardeşim sen zaten Türkiye'sin, Türkiye milli takımısın adın üzerinde. Türk milli takımı. Bayrağın göğsünde istiklal. Daha da insanların gözüne biz Türk'üz. Bu ancak olmamış insanların davranışı diyebilirim. Başka da bir şey söyleyeyim. Mi? Bir şey ha, söyleyeceğim. UEFA'ya bir geldi. şey söyleyeyim. Tabii. Müsaade edersen. Tabii. Bu iş UEFA'yı ilgilendiren bir şey değil. Evet. Bu bizim iç meselemiz. Biz ona kızarız kardeşim. Sen ya, gerek yok. Ne gerek var? Kızmak da değil. En fazla bir sitem edebiliriz. Yani Melih gerek yoktu buna. Bu kadar. Vay Melih'i asalım, çarmıha gelelim değil. Abi biz zaten birliktelikte zorlanıyoruz. Biz zaten aramızda bir sürü siyasetin yaydığı zehir var birbirimizi bize birbirimize düşürüyor. Gözün seveyim böyle şeyler kullanmayın. Sen de kullanma. Hmm. Öbür Diyarbakırlı futbolcu da kullanmasın. Bir başkası da kullanmasın. İşte Bunları kullandığımızda ayrışıyoruz. Bizim ayrışmaya değil, bütünlüğe ihtiyacımız var. Başka türlü çıkamayız diyeceğiz. Yani ırkçılık meselesi tamam hassaslar, belli ki yaraları var ama ırkçılığın alası şu anda Avrupa'da biz görüyoruz. Almanya'da görüyoruz, Fransa'da görüyoruz. Bizdeki ırkçılık değil. Bizde bizdeki ırkçılık değil. Bizde se semboller üzerinden siyasi pozisyon alma. Yani ben mesela o o davranışı gösteren koyu bir ırkçıdır üzerinden gidemem. Hı hı. Milliyetçiliğin dozu artırılmış ve bir ayrımcı dil kullanıyor o sembol. MHP elinde, AK Parti elinde cami, din nasıl kirlendiyse MHP elinde de o sembol, bayrak kirlendi. Bu kadar net, bu kadar. Biz o kirlerin üzerimize almayalım. Niye onların kirini taşıyan bir toplum haline gelelim ki? Niye partilerin bagajına dönüşelim ki? Dediğimiz bu. Ama dediğim gibi o kadar zihinlerini kira vermişler ki siyasetçilere. Zannediyor ki Türklüğüne bir şey söylüyorsun. Bir de dönüp bizim kimliğimizi Sen kimsin benim kimliğimi tartışıyorsun ya? Önüne gelene, önüne geleni kovuyorlar buradan ya. Babasının memleketi gibi. Ya senden daha bölücü mü var? Sen bölücüsün, alasısın bölücünün. Çünkü sana bir şey dememiş ki ya bunu yapma demiş bu kadar. Yapma diyene bile git bu memleketten, Türklükten mi utanıyorsun? Sen, ne, sen kim oluyorsun da bana benim kimliğimi, benim bu ülkeyle olan bağımı sorgulama hakkı buluyorsun? Böyle bir utanmazlık da hat safhada yani. Bozkurt dedik, MHP dedik. Oradan Sinan Ateş davasına geleyim. 22 sanık vardı. Hepsi de ifadelerini verdi. Ayşe Ateş de ifade verdi. Ve 4 tane ismi e, tam olarak söyledi. Dedi ki Sinan bu tehditler başladığında bana İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın Ahmet Yiğit Yıldırım'la Olcay Kılavuz'a talimat vermiş. Kapı kapı gezip beni öldürecek katil arıyorlarmış. Bu cümle vardı son cümle ama o dört isim yoktu. İlk kez bu kadar dört ismi net bir şekilde verdi. Ee, sizce bu davanın seyrine etki eder mi? Etmeli. Bu dava Tayyip Erdoğan için bir turnusol şeyine dönüştü artık. Bu dava öyle... Bak şimdi, Türkiye'de genelde siyasi cennetlerin üstü örtülür. Bu bir gelenektir. Ama bu, bu dava da üstü örtülemeyecek noktaya geldi. Çünkü ortaya serpilenlerden sonra bunun üstünü örtmek demek ben bu cinayetin ortağıyım demek olur. Bak bu kadar net söylüyorum. İsimler bu kadar dolaşıyor. Bir parti net bir şekilde artık irtibatlandırılmış iki tane genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili, milletvekili adları geçiyor. Dahası Ayşe Ateş çok enteresan bir şey söyledi. Ben dedi Sinan Ateş bazı insanları dövdürüyorlardı. Hı hı. Ben ona döndüm dedim ki ya sen bir akademisyensin sana yakışıyor mu niye bu insanlara dövdürüyorsun? O da işte bana MHP Genel Merkezi'nden talimat geliyor eğer ben uymazsam beni cezalandırırlar. ben de dövdürdüler sokakta. Bu utanmazlar dövdürdüler. Semih Yalçın adı geçiyor ya Ayşe Ataş Semih Yalçın adını veriyor ya. Semih Yalçın tweet attı hedef gösterdi üç gün sonra 25 kişi saldırdı benim gibi. Bana başka gazetecilere de. MHP bir suç örgütüne dönüşmüş durumda. Ya içerisindekileri temizleyecekler ya da bütün Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'la beraber bir suç örgütüne teslim edecekler. Tayyip Erdoğan'da rehin alacaklar. Dahası bugün Ali Can Ulu da de bir özel haber yayınladı. Ee, bir dakika neydi o? Bu Polis şey, şefinden bahsediyorsunuz as Şube Öner. Müdür Yardımcısı Kerem Gökay diye biri bugün mahkemeye bir suç duyurusunda bulundu. Ne dedi? O şeyin, Tolgağan Demirbaş'ın gözaltına alınma tutanağı sahte. Aslı bizde, ben de Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldım dedi. Şimdi bir kere bu Asayiş Şube Müdür Yardımcısı kendi başına böyle bir şey yapmaz. Belli ki bir hesaplaşma var içeride. Bu dava üzerinden. Yani tam kapatılmasına da müsaade etmiyorlar. Belli ki bir iktidarın bir kanadı bunu sürebildiği kadar sürüyor ortaya. Bir Asayiş Şube Müdürü mahkemeye başvuruyor. Sahte tutanak sahte tutanak. Bir partinin genel başkan yardımcısının adı geçiyor. Kiralık katil aradılar benim kocamı öldürttürmek üzere. Ya yani korkunç bir şey. Bugün Ayşe Ataş'ı dinledim, canlı dinledim şeyde televizyonda. O kadar üzüldüm ki. Ya tek başına bir kadın o pala bıyıklı, önüne gelene tehdit eden, hakaret eden bir çeteye karşı tek başına karşı mücadele veriyor. Bir grup gazeteci yanında ona sözcülük yapmaya çalışıyor. Geriye kalan bütün bir ülke bir tiyatro oyunu izler gibi bir cinayetin şeyini izliyor ve kadın tek başına gözyaşını tutamıyor. Bir taraftan öldürülme anını anlatıyor, bir taraftan isimler veriyor. Kadını tehdit ediyorlar sosyal medyada. Devlet yok. Erdoğan'ın bütün gücü, şeyi, artistliği demek ki başkalarına yetiyor. Kendi ortağının bu suç işlerindeki şeyine yetmiyor. Bir de şöyle bir hava var. Bunlar Sinan Ateş'i niye savunuyorlar? Vay Kılıçdaroğlu niye? Çok mu seviyor Sinan Ateş'in yanında oturuyor? Vay Özgür Özel niye her davaya gidiyor? Çünkü çünkü bunlar şunu bilmiyor. Biz orada Sinan Ateş'i savunmuyoruz. Sinan Ateş umurumuzda değil. Hukuku savunuyoruz. Mağdurun kimliğine bakmak namussuzluktur. Bu kadar net. Mağdur kim olursa olsun. Mağdur yarın Bahçeli olsun, muhtemelen yanında biz de orada otururuz. Mağdur yarın diyelim ki Semih Yalçın olsun, yine Semih orada otururuz. Çünkü bizim savunduğumuz hukuk, bu ülkenin yargısı, bu ülkenin refahı, bu ülkenin iyi olması. Bir cinayetin şeysiz, cezasız kalmaması. Bu, bu kim olduğu önemli değil ki. Biraz önce söylediğim gibi. Mağdurun kimliğine bakmak namussuzluktur. Bu kadar net o yüzden bu dava böyle göz bu kadar kapatılamaz. Türkiye bir çeteye böyle teslim olamaz. Belli ki iktidar sadece bir şeyle değil. Aleni aleni gazetecileri dövdüren, tehditler savuran, ana muhalefet liderine te açıktan tehditler savuran bir partinin içerisine sızmış bir çeteyle ittifak halinde. Ve bunu eğer AK Parti mevcut iktidar temizlemezse bu Türkiye'nin başına büyük bela olur. Eğer bu cinayet aydınlatılmazsa hiçbirimizin hayatı güvende olmaz. Çünkü bunlar elini kolunu sallayarak yaparlar. Mahkemedeki tetikçinin oradaki insanlara bakıp alay etmesi, öpücükler göndermesi ya da tehdit de tehdit Aynı ediyor sanırım. ya gözüne bakıyor. Evet. Çıkınca göstereceğim sana kafa sallıyor. Sana. Yani kafa sallıyor. Bu büyük bir küstahlık. Bu kabul edilemez. Bu burası devlet olmaktan çıkar. Mahkeme başkanı da olacağı kılavuzla ilgili mesela sorulara hep engel oluyor. E çünkü bir taraftan örtmeye çalışıyorlar. Bir taraftan ne kadar örtmeye çalışsalar da çalışsınlar şey gerçek üzerine üzerlerine üzerlerine bolca ediliyor böyle dökülüyor bir taraftan. Kapatamıyorsun ki. Yani net bir şey var yani adam karısıyla yaptığı, Ayşe Ateşle yaptığı konuşma sızıyor. Daha önce gazetecilere dövdürmeleri var. İşte bugünkü Asay Şube Müdür Yardımcısı ben diyor Olcay Kılavuz, Olcay, Kla Olcay dediği de o dönem MHP milletvekili. Milletvekilinin evinde azmettirici yakal yakalıyorsun. İşte şeyin Ülkü Ocakları Başkan aracının kullanılması, başka bir milletvekilinin babasının aracıyla aynı anda trafikte takılmaları, tetikçiyi götürdükleri araçla peş peşe bunlar gizlenebilir değil ki. Ya Devlet Bey buna el atıp kendi partisini bu çetelerden temizleyecek ya da Türkiye bir şekilde MHP'den kurtulacak. Bunu başka türlü olmaz. Türkiye bu çeteyle iktidarlığını sürdüremez, sürdürmemeli. Burası Türkiye olmaz, burası ülke olmaz, burası güvenlik duygusu oluşmaz. Burada insanlar, insanların ülkeyle olan bağ kopar. Yazık olur. Evet. Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye prote Türkiye karşıtı protestolar vardı. Geçtiğimiz programda aslında onu detaylı olarak konuşmuştuk. Buna ilişkin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki dış politikamız devletin ve milletin çıkarlarını sadece esas alıyor. Ulusal güvenliğimize yönelik tehditleri önlemekten asla geri durmayız. Gereken neyse yaparız. Siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtıldığını öne sürdü. Biraz e, sert ve sinirle yazılmış gibi buldum. Siz nasıl buldunuz yazıyı? Gerçekte olan ne, ne, nasıl saptırılıyor mesela? Orada son bir cümle var, onu okumam lazım. Müsaade edersen. Tabii. Tüm bu gerçekleri görmezden, gerçek de değil de Suriye politikası milli politikaymış. Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri haline geldikleri de geldikleri de gözden kaçırmamalıdır. Suriye politikasını eleştirenlere bölgemizi ya da Suriye'yi karıştırmaya çalışan egemen güçlerin vekilleri diyor. Şu küstahlığa bakar mısın? Bu metni kim yazdıysa kim yazdı bilmiyorum. Ama belli ki zerre kadar dış politika diye bir şey bilmiyor. Zerre kadar ülke diye bir derdi yok. Ya akıl alır gibi değil. Dönüyor bize Suriye politikasını savunuyor. Ya be utanmazlar. O ürettiğiniz politikanın sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Suriye politikasının sonucunda bu, bu ülke 10 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyor şu anda. Toplumsal çatışmaya dönüşmek üzere. Sen neyi savunuyorsun? Suriye bütünlüğü diyorsun, terör örgütlerini destekledin, ÖSO'yu destekledin. Şimdi Suriye Milli Ordusu diye yalandan orada bir örgüt destekliyorsun. Hangi politika? Suriye'yi böldürdün, Türkiye'yi karıştırdın. İslamcı örgütleri getirdin oraya başımıza bela ettin. Şimdi kurtulamıyorsun. Üç gün önce senin bayrağını yakmaya kalktılar. Bizim bayrağımızı yakmaya kalktı. Sen hangi hangi haddini bilmezlikle dönüyorsun Suriye'nin politikasını eleştirenlere egemen güçlerin vekilleri diyebilecek kadar büyük bir küstahlık gösteriyorsun. Bu nasıl bu nasıl bir haddini bilmezlik? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu pazartesi akşam herhalde. Bakanlar Kurulu'ndan sonraki toplantısını dinliyorum. Ya şöyle bir cümle etti. Ağzı açık izledim böyle. Dış güçler Suriye'yi bölmeye çalışıyor. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Ya kardeşim sen başka bir rüya mı görüyorsun? Başka bir ülke adına mı konuşuyorsun? Başka bir politika mı izliyorsun? Suriye kim bölmeye çalışıyor şu anda? Türkiye egemen güçler adına Amerika ile İsrail ile İngiltere ile beraber ÖSÖ'yü kim kurdu? ÖSÖ'ye kim silah verdi? ÖSÖ'ye kim maaş verdi? ÖSÖ'yü Gaziantep'te kim karargahını organize etti? Şu anda Esad'ı indirmeye çalışan Suriye'deki muhalif güçlere Suriye Milli Ordusu adını kim takıyor? Kim takıyor Allah'ını seversen? Ya adam Esad'ı devirmeye çalışıyor, Suriye'yi bölmeye çalışıyor. Senin politikan sonucunda Suriye bölündü PYD diye ayrı bir bölge çıktı. Ve kalkmış büyük bir küstahlıkla bu politikayı eleştiren, bu sığınmacı akınından dert yanan bir git halka sor. Milyonlara sor bakalım. Bu milyonların yüzde kaçı 85 milyonun yüzde kaçı senin Suriye politikanı destekliyor? Eğer egemen gücün bir vekili varsa o metni yazandır. Suriye politikasını izleyendir. Suriye'yi bölmeye çalışandır. Egemen gücün vekili odur. Egemen gücün vekili olmasaydınız iç savaşın tarafı olmazdınız. Egemen gücün vekili olmasaydınız bunca sığınmacının geleceğini hesaba katarak o savaşa benzin dökmezdiniz egemen gücün bir vekili olmasaydınız Suriye'yi bölmek için oradaki örgütlere bu kadar destek vermezdiniz. Büyük bir küstahlıkla kalkmış. Buna hayır kardeşim bak burada ülkemiz zarar gördü. Ekonomik olarak zarar gördü. Demografi yapı olarak zarar gördü. Toplumsal barış anlamında zarar gördü. Komşu ülkelerdeki İslamcı örgütleri toparlamak başımıza bela etme açısından zarar gördü diye de dönüp diyor ki Egemen güçlerin vekili. Kaç gündür Kayseri ve etrafındaki o eylem yapan kişiler de aslında AKP seçmenin olduğu mahallelerde baktığında. Ya mesela AK Parti seçmeni meselesi değil. Bu ya provokasyondan ayrı tutuyorum. Bu insan, bu ülke 10 milyon mülteci kaldırmıyor. Bu kadar basit. Burnundan nefes alıyor. 10 milyon düzensiz göçmeni hiçbir ülke kaldıramaz. Bu Suriye politikasının sonucudur. Kendi seçmeni de rahatsız. Anket yapsınlar ya. Anket yapsın. Desin ki Suriye politikasının sonucundan memnun olan kaç kişi var? Bir bak bakalım yüzde yirmi çıkıyor muymuş? Bütün manipülasyonlara rağmen. Ve bu kadar gerçeklikten kopuk, bu kadar kendi tabanının sesine kulak vermeyen ve bir de büyük bir pervasız ve küstahça bir tavırla dönüp bizi suçluyor. Egemen güçlerin vekili. Egemen güçlerin vekili olsaydık Suriye Savaşı'nda iç savaşı kışkırtırdık. Aynen sizin yaptığınız gibi. Bir de erken seçim tartışmaları evet. var. Onu da sıkça konuştuk. E, dün Andola Ajansı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un bir yazı yazdı. Erken seçim yokmuş rejimde. Fakat tekrarlanan seçim varmış. O da 2027'nin sonunda olabilirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna benzer bir açıklama yaptı. Böyle bir şey mümkün mü 2027'nin sonunda tekrarlanan seçim? <laughs> Muhalefet kabul eder mi bir kere? Bilmem. Herhalde edecektir. <laughs> Muhalefet 2026 o, aslında. Mehmet Uçum'un açıklamasında enteresan bir şey var. Hayırken seçim olmaz. Aha. Ancak bizim ihtiyacımız olduğunda olacak. Bak bizim ihtiyacımız kısmında altın çiziyor. Bizim ihtiyacımız ne zaman? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için bir seçim yenilemek kararına ihtiyaç var. Bu da ancak 2027'nin sonunda olabilir. Yani halk isterse olmaz, biz istersek olur çünkü kendilerini ülkenin sahibi görüyorlar. Çünkü 80 milyonun ne çektiği, ne düşündüğü umurlarında değil. Asgari ücretli isyan ediyormuş, umurlarında değil. Emekli isyan ediyormuş, umurlarında değil. Toplumda bir kaynama varmış, umurlarında değil. Onların tek kafası eğer bir seçim olacaksa o ancak bizim işimize yarayan dönemde olur. O da 2027. İşte Şimdi muhalefete düşen bunu nasıl yönetecek? Yani muhalefet dönüp iktidara şunu diyecek mi? Kardeşim örnek veriyorum. 2026'nın Mayıs'ına kadar bir erken seçim kararına varız. 2026'nın Mayıs'ı geçtikten sonra yokuz. Vaktinde yapacağız seçimi. Bu dirayeti gösterecek mi göstermeyecek mi? Yani Özgür Bey'in ya da diğer muhalefet partilerinin bugünden iktidara şunu demez adım. Biz bugünden itibaren 2026'nın en geç bizim için en geç 2026'nın başı 2025'in sonu, 2026'nın başı. O tarihe kadar getireceğiniz bir erken seçim ya da seçim yenileme onların numarasıyla söyleyeyim. Buna varız. Ama 2026'nın başını geçirdiklerinizde biz yokuz. Biz sizin adaylığınızın önünü açmayacağız. Siz nasıl ki halkın talep ettiği dönemde yapmıyorsanız sizin talep ettiğiniz dönemde de biz destek olmayacağız diyecek bir irade koyması lazım ortaya. Yoksa muhalefet bugünden başlar erken seçime başlar, konuşur, eder, konuşur. Onlar tam kendi işlerine geldiği gün hadi dediğinde muhalefet geri adım da atamaz. O yüzden muhalefetin bugünden bir tarih koyması lazım. Biz 2025'in sonuna kadar erken seçime varız. 2025'in sonunu geçirdik mi veya ortasını bilmiyorum şeyini. Ya yani 2026'nın ilk yılları geçti andan itibaren bizim için erken seçim kapanmıştır. Vaktinde yapacağız. Hı hı. Madem ki bu 3 yıllık yıkımı göze aldık, son bir yılı da alırız. Ne olacak ki ya? artık ülke zaten al Öbür, ya o kadar insan ağrına gidiyor ki adam seçimi bile kendini ayarlıyor. Ülke yok orada. Tayyip Erdoğan ne zaman tekrar adaylık kazanabilir? 2027'nin sonunda kazanabilir. O zaman biz 2027 sonunda muhtemel bir erken seçime varız. Bugünden. Ama bugün yokuz. 2027'den bir yıl önce de yokuz. iki yıl önce de yokuz. Hani tamam ben bugün olsun demiyorum. İnsanlar talep ediyor başka bir şey. Ha çünkü o zaman mevcut Cumhur İttifakı'nın oyları Erken seçim kararı almaya yetmiyor. 5'te 3'ün oyuna ihtiyaç var. Yani 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Şu anda MHP AK Parti'nin toplamı 360 değil. Muhtemel 2007'nin sonunda bir erken seçim kararı almak için mutlaka muhalefetten bazı milletvekillerinin desteğine ihtiyaç var. Eğer o gün muhalefet hadi ben evet işte biz sizi yeneriz gelin sanda erkeksen aday ol. Ben aynen 2023'te Kemal Beyler'in yaptığı gibi evet. Erdoğan'ın önünü bir kere daha açarlarsa... Toplum onları affetmez. Yönetmeleri gerekiyor bu krizi. O geçim yüzden. derdi varsa seçim vardır. Yani CHP'nin vurgusu bu. O 2026'yı evet. aslında vurguluyor. Ee, geçim demişken SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde %24 zam yaptılar. Memur ve memur emeklilerine de yüzde %19. Hemen ardından ÖTV'ye, sigaraya, elektriğe, işte içkiye, benzine elektriğe, yüz... tabii, tabii, yani tabii, inanılmaz tabii zamlar Öyle. gelse onlar yani açlığa verdikleri aldıkları da asla tutmuyor yani. Tutmaz. Yani artık böyle bir açlığa mahkum edecekler. Ekonomiyi düzeltiyoruz diye halka yokluk kendileri. Varlık içinde yüzecekler. Milletvekillerin maaşı biliyorsun otomatik zam alıyor. Evet. Bak milletvekillerinki otomatik alıyor. Ama memur emeklisine geldiğinde TÜİK'in açıkladığı enflasyon oran farkıyla. TÜİK'in açıkladığı da zaten hani... Bizim Anadolu'da çok güzel bir tabir vardır. Makas da senin elinde, sakal da. Canın nereden istiyorsan oradan kesersin demişler. Hmm. Devleti şu anda iktidar öyle. Makas da kendi elinde, sakal da. Canı nereden istiyorsa oradan kesiyor. TÜİK böyle göstermesi lazım, öyle gösteriyor. Oranı o, o. Biz yaşamıyor muyuz bu ülkedeki enflasyon oranını? Her gün yaşıyoruz. Bir ay önce aldığımız ürünle, bir ay sonra aldığımız ürün. E, veriler var. 2024'teki benzin fiyatıyla, 2023'teki benzin fiyatıyla, 2024'teki benzin fiyatı. 2023'teki et fiyatıyla 2024'teki et fiyatı, 2023'teki yumurta fiyatıyla 2024'te bak görüyorsun zaten enflasyon oranı. Türkiye ne gerek var ki? Türk biziz. Yaşıyoruz zaten. Ama Türk dediğim bir tuhaf bir yapı. O oradan bir oran çıkarıyor. Ya zam vermiş baktım. Hala emekliler 10 bin lirayı bulamayanlar var biliyor musun? 4 milyon emekliye sıfır zam. Sıfır Onlar, zam evet. 4 milyon emekliye. Çünkü 10 bin lira çıkarmıştı evet. ya o arayı kapatmak için. Bu kadar ağır bir vicdansızlık olmaz. Kardeşim bir yerlerden kesmeniz lazım. Şatafatınızdan kesmeniz lazım. Saraya her ay, her gün harcadığınız 1 milyon doları kesmeniz lazım. 13 uçaktan kesmeniz lazım. Bakanlardan şuradan buradan yaptıkları yolsuzlukları engellemeniz lazım. Yap işlet devletiyle batırdığınız o projelerden kesmeniz lazım. Bu insanlar sizin bu ülkeye yaşat, ödettiğiniz ağır faturayı emekliye, işçiye, memura ödetemezsin. Yani bu kadar kendi halkına... Düşman bir iktidar, ya düşman demeyeyim de kendi halkını düşünmeyen, bu kadar vicdansız, o insanlar ne yediğini ne içtiğini umursamayan akıl alır gibi değil. Yorumlarınız için teşekkürler. İzleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Bugün ben günlerden de. ne? Cuma, <laughs> pazartesi mi görüşüyoruz? Evet, pazartesi. Pazartesi mi? görüşmek üzere. Günleri karıştırdın değil mi? <laughs> evet. Evet sevgili de. izleyiciler ben de çok teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür edeyim. Hem katıl butonu açmıştık oraya katılanlara hem de süper teşekkürlerinden bağış yapan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Bir aksilik bir terslik olmazsa pazartesi sabah görüşmek üzere. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu diliyoruz. Bitlo kripto para platformu sundu.